Selamun aleyküm Yasin Aleyküm Hocam. selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam ebeden daimen ve alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Amin Allah'ım amin. Hazreti Muhammed ümmetine layık olalım inşallah hocam. Şimdi Diye ümit duymak ediyoruz. istedim. Yorumları kapattım rahat konuşalım diye. İkincisi, Tamam. bugün ben senin konuğunum. Tamam hocam. Yani Okey. moderatör sensin. Aha. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım. Sen İngilizce tercüme edeceksin inşallah. Buyur abi, Allah razı olsun. Tamam inşallah. Allahümme bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sırah li sadri ve yesir amri. Vallahu tatamil lisani yafkav kavli. Ve favdi amri ilallah. Herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Süleyman Hoca'nın takipçileri, benim takipçilerim, Endonezya'dan izleyenler, diğer ülkeden, Türkiye'den izleyenler, herkese selam olsun. Welcome everyone, my followers, Mr. Yasin, Süleyman Yasin's followers, and everyone from around the world, from Indonesia, from Turkey, and from other countries, please welcome to our live stream today. Bugün FETÖ hakkında öğrenmek istiyoruz Süleyman Hoca'dan. Çünkü kendisi bu konuda çok ehil birisidir. Kendisi çok mücadele etmiştir. Sağlam bir araştırma yapmıştır ve davalara katılmıştır. Onun için bilginizden faydalanarak inşallah FETÖ'nün ne olduğunu herkese bildirmek istiyoruz inşallah. Tonight we are going to have a discussion where we're going to learn about FETÖ, the Fethullahist terror organization from Mr. Süleyman Yasin Akdeniz. He is very experienced man about FETÖ. He has tons of research about FETÖ, and he also has won countless of cases about FETÖ. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, siz kendinizden biraz bahseder misiniz ilk olarak? We're going to know who Mr. Süleyman Akdeniz is. Buyurun hocam. Evet, kıymetli Zülkarneyn Hocam ve bu yayını dinleyen Endonezya'daki benim Müslüman kardeşlerim. Benim öz kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu kardeşiniz Türkiye'de yaşıyor. Kendisi Mekke ve Medine ve Mescid-i Aksa organizasyonları yapıyorum. Dört çocuk babasıyım. Aynı zamanda Maşallah. hem Ispartalıyım hem Bitlisliyim. İki tane hem Arap hem de Isparta olmaksa bile Türk karışımı bir ne derler melez mi diyorlar sizde? Melez mi Melez. diyorlar? Hem Arap var hem Türklük var. İki kan da bizde var. Maşallah. Peki babamın babaannesi Bitlislidir. Onun babası Cemil Taşkan da Bezzaman Hazretleri çocukluk arkadaşıdır. Cemil Taşkan. Kusura bakmayın hocam, bu cümleyi kaçırdım. Biraz tekrar eder misiniz? Yani Bediüzzaman'ın kardeşi olan. Babaannemin babası Cemil Taşkan adı Bitlislidir ve Bezzaman Hazretleri'nin çocukluk arkadaşıdır. Oh, Bundan tamam. dolayı Bezzaman Hazretleri ile tarihi hem hasımlık yani akrabalık yakınlık var, aile dostluğu var. Hem de onun davasına sahip çıkan insanlar benim akrabalarım. Yani Risale-i Nur'da ismi geçen Ali Çilingir Savran benim dedem. Tahir Mutlu, Santral Sabri gibi isimler dayılarımız, anneannemin dayısı. Bediüzzaman Hazretleri'nin vekili Üslü Bayramoğlu benim öz eniştem. Çocukları Mutlu ve Fatma benim kuzenlerim. Aynı dedenin torunlarıyız. Onunların da dedesi Çilingir Ali, benim de dedem Çilingir Ali. Ve Nur Cemaati'nin ve FETÖ'cülerin içinde iki tarafı da çok iyi analiz etmiş, görmüş bir canlı tanığı.
devletimi ve dinimi sevdiğim için görmüş olduğum FETÖ'ye ait belgeleri, bilgileri anlatıyorum. Bunu da gazetecilik faaliyetleri olarak özel bir gazetede de yazılarımız çıkıyor. Gazetecilik yapıyorum. Onun dışında radyo, televizyon, sinema gibi başka sosyal aktivitelerim de oldu. Ama genel itibariyle Mekke, Medine ve Kudüs organizatörü olarak da tanıtabilirsin abi. Süleyman Yasin Akdeniz. Evet. Okay, guys, so our guest today his name is Mr. Süleyman Yasin Akdeniz. First of all, he said, my brothers, my Muslim brothers from Indonesia and from everywhere around the world, may Allah's rahmat and blessings be upon all of you all. This brother of yours live in Turkey, and he works as an umrah organizators to Makkah and Medina. He has four children. He's from Sparta and Bitlis town of Turkey, and he has a root from an Arab and Turk root. And Mr. Süleyman Yasin Akdeniz is a close has a closeness to Badu Zaman Said Nursi, a big Muslim scholars in the early 19th century. We'll discuss about that later, about Badu Zaman Said Nursi. To be precise, his mother's father is named Cemil Taşkan, and he's Badu Zaman Said Nursi's close friend when they were child, and his grandfather knows his relatives are close to people whose name are mentioned in Risalah An-Nur. We will discuss about Risalah An-Nur in a second. And he is a first witness of a congregation of Nur Jemaati. He was ever been there, and he also, beside Umrah organizer, he's also a journalist, and he reports about a FETÖ because he loves his religion and his nation. He do research, lots of research about FETÖ, and he share his research on a private newspaper. Biz sizi tanıttık hocam. Risale-i Nur diye adı geçti. Bediüzzaman diye adı geçti. Belki izleyicilerimiz henüz tanımamıştır. Biraz Bediüzzaman'dan ve Risale-i Nur ve de Nur Cemaati'nden bahsedebilir miyiz? Okay, I told some of us may not know yet about Risale-i Nur, Bediüzzaman, and the congregation of Nur or Nur Cemaati. And I'm asking this to Mr. Yasin Akdeniz. Buyurun hocam. Şimdi söze şöyle başlamak istiyorum. Bu yayını dinleyen Endonezya'daki Müslüman kardeşlerim ve Endonezya İslam Devleti'nin yetkili mercileri ve Endonezya'nın kolluk güçleri, güvenlik güçleri ve Endonezya İstihbarat Teşkilatı, Endonezya İstihbaratı, bin diyorsunuz ona herhalde. Endonezya İstihbarat Teşkilatı bu yayından haberdar olsunlar ve bu yayını dinleyen Endonezyalı mümin kardeşlerimiz ihbar olarak da Endonezya'nın milli güvenliğini göz önünde bulundurarak da bulundukları yerden Endonezya İstihbaratı'na bu yayını mutlaka ihbar etsinler. Çünkü bugünkü yayında anlatacaklarım Endonezya'nın FETÖ terör örgütüne karşı yapmış olduğu mücadelede katkı sağlayacaktır. Endonezya istihbaratı dilerse benimle temasa geçebilir. Endonezya istihbaratı dilerse
beni davet edebilir, sorguya çekebilir. Dediklerimin hepsi belgelidir. Ay Türkiye'yi düşündüğüm gibi Endonezya'daki Müslümanları da düşünerekten Türkiye'de FETÖ mücadelesi yaptığım gibi Endonezya'da da şu anda 2022 yılı itibariyle FETÖ'cüleri aktif faaliyeti uzantılarını gördüğüm için ve Endonezya şu anda bunu bilmiyor ve bugün öğrenecekler hangi FETÖ'cüler şu anda Endonezya'da hangi okullar, üniversitelerde faaliyet yürütüyor ve hangi renkle, hangi görüşle geldiklerini öğrenecekler. Dolayısıyla böyle bir iş yapmak istedim. Buyurun. Okay, before answering my question, my previous question, Mr. Sulaiman Agdiniz would like to say this sentence. He said this to Indonesian Muslims and Indonesian and people of Republic of Indonesia, that he saw an activity of FETÖ terror organization in Indonesia and he would like to report this. And he would like that judges or intelligence service of Indonesia and anyone related to who would like to report about this information about FETÖ activity that Mr. Sulaiman Yesil Agzidi saw, let them report this to them and to those responsible about Indonesia security. And yeah, and this live stream is meant to inform about Mr. Sulaiman Agdiniz's observation about the activity of FETÖ. We will get to know about that a bit later. İlk cümlenizi söyledim hocam inşallah. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Şeyden, Bediüzzaman kimdir? Risale-i Nur nedir? Nur cemaati nedir? Bediüzzaman Hazretleri'ni ve Risale-i Nur'u anlatmaya ve o konuda yorum yapmaya benim kapasitem yetmez. Çünkü o bir güneştir. Biz onun o güneşin içinde zifiri karanlık kalırız. O öyle bir aydınlıktır ki onun aydınlığı içine biz hiç hükmündeyizdir. Yani diller onu tarif etmekten aciz kalacaktır. Yani sebebi şudur. Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in avukatıdır. Risale-i Nur İslam'ın avukatıdır. Risale-i Nur şeriatın avukatıdır. Risale-i Nur Müslümanların avukatıdır. Risale-i Nur mazlumların avukatıdır. Risale-i Nur bir müdafaa kitabıdır. Mazlumların sesidir. Zalimlere karşı da keskin bir kılıçtır. Ve bu kitabın müellifi Bediüzzaman Said Nursi evliyadır, Allah dostudur, kimilerine göre Mehdi Aleyhisselam'dır, kimilerine göre Müceddid-i İslam'dır. Ama şu bir kesimdir ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itibar ettiği çok mühim bir alimdir. Kendisi hayatıyla ve çilesiyle, yaptıklarıyla İslam kahramanı olduğunu bütün Müslümanlara, bütün dünyaya göstermiştir. Evet. Bir madde daha hocam. Nur Cemaati kısa açıklar mısınız Nur Cemaati hakkında? Nur Cemaati ise Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yolundan gittiğini söyleyen fakat yolunu şaşırmış, bir türlü oraya girememiş, günümüz için konuşuyorum, geçmiş için konuşmuyorum. Adeta FETÖ terör örgütünün bugüne gelmesine vesile olmuş ve FETÖ terör örgütünün ortaya çıkmasına vesile olduktan sonra da FETÖ terör örgütüyle mücadele etmeyen, mücadele eden Müslümanlara da destek vermeyen bir yapı haline gelmiştir. Bu yüzden bunlara biz Nur Cemaati diye toplum dese de biz bunlara Nur Cemaati demiyoruz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki benim talebelerim çok azdır, çok azdır, zayıflardır, bilinmezler, görünmezler, görüşülmezler. Ama bu kadar zayıf ve az oldukları halde Allah-u Teala İslami müdafayı onların zayıf omuzlarına yüklemiştir diyor. Yani piyasadaki kuru kalabalığa aldanmasınlar. Eğer
gerçekten bir nur cemaati denen bir İslami şuur olsaydı, yeryüzünde nefes alıp veren bir tane FETÖ terör örgütü üyesi kalmazdı. Yeryüzünde FETÖ'cüler Risale-i Nur'u kullanarak silahlı terör örgütü eylemleri yapmakta ve devletleri ele geçirerek o ülkeleri aldatmakta ve otoriteyi ele geçirmek istemektedir. Gerçekten bir nur cemaati olsaydı, buna mani olmak için geceli gündüz çalışır, insanlara hakkı anlatır, batılı anlatırlardı. Fakat günümüzde maalesef böyle bir cemaat, böyle bir şuur yoktur. Münferit olarak, yani hakkı hak bilen münferit mücadeleler vardı. O yüzden biz ne diyoruz? Esasında şahsı manevi. Yani ümmeti Muhammed, FETÖ terör örgütüne düşman olan Müslümanlar ve kalbi ve gönlü Bedüzzaman'ı seven insanlar ve FETÖ'ye de mücadele eden insanlar esasında gerçek bu cemaatin sahipleridir diyebiliriz. Tamam. Çeviriyorum. So, first we talk about we said that Mr. Sulaiman is has closeness with Bediüzzaman and Risale-i Nur. So, firstly, he said that it is nearly impossible to explain who Bediüzzaman Said Nursi is. He is like a son. Whatever words we use to describe him would be too dark, insufficiently enough to enlighten. So what is Risale-i Nur? Risale-i Nur is a book that defend Islam. It is a book that defend the Quran. It is a book that defend the Muslims. It is a book that defend the oppressed. And this was an extraordinary book. And I add my own information that Risale-i Nur was written during in the prison during the war, something like that. And Bediüzzaman Said Nursi is someone who is very well respected by ulama, ahli sunnah ulama, and he is known for his struggle for Islam in the World War I. Some people say that some alim said he is a mujaddid of Islam. Some said he is a great alim. So about Nur Jemaati or the congregation of Nur, those are people who claim to be in the path of Bediüzzaman Said Nursi. But now Mr. Sulaiman Yasin Akdin has claimed that they have been turned into FETÖ, and they work for FETÖ interests. By the way, very few people know about this, and Mr. Sulaiman Akdin will tell about us today. And he said that Bediüzzaman said that the true disciples of Risale-i Nur is few, and most of them are not known. And despite that they are few, Allah entrust the give strength to them to defend Islam. And he said that if the number of the true followers of Bediüzzaman is so much, is abundant, there would be no FETÖ. So he said that a disciple of Nur should also fight against FETÖ. Peki, şimdi ilk FETÖ'yü tanıyalım hocam. Türkiye'de FETÖ çok tanınmıştır.
derbi olmuştur. Fakat dışarıdaki insanlar, İndonezyalılar çok şey yok, çok haberleri olmayabilir hocam. Feto ne diyor hocam? Bunun elebaşı Fethullah Gülen kimdir? Şimdi bu bir kanundur, yaratılış kanunudur. Her insanın bir annesi, bir babası vardır. FETÖ de kendi kendine ortaya çıkmış bir yapı değildir. Yani Fethullah Gülen denen teröristin de, o terör örgütünün kurucuları da bir anne baba gibi düşünün, vardır. Bunun için de bu bilgiyi biz kimden alıyoruz? Şule Yüksel Şener'in ağabeyi, Bediüzzaman Hazretleri'nin de talebesi Üzeyir Şener ağabeyin itiraflarından ve ifşalarından öğreniyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri 1960 yılında vefat ediyor. 61 yılında yabancı istihbarat servisleri, bunu özellikle Endonezya istihbaratı özellikle not alsın, yabancı istihbarat servisleri Türkiye'de Bekir Berk isimli birine geliyorlar ve diyorlar ki Bediüzzaman'ın vefatıyla artık onun davasını biz bitirmek istiyoruz. Kökünü kazıyacağız. Artık sen bizimle çalış. Bizim istediğimiz gibi bu cemaati, bu davayı düzenleyeceğiz. Yanına adamlarını al diyor. Bekir Berk de yanına Mehmet Birinci'yi, Mehmet Nuri Güleç, yani Mehmet Fırıncı'yı ve Üzeyir Şenler, bunu almak istiyor. Üzeyir Şenler ise müsaade isteriz hocam. Evet. Özellikle Süley Yüksel Şener kimdir hocam? Süley Yüksel Şenler Türkiye'de bir kanaat önderi, İslami bir bayan lider, mücahide diyeyim, mücahide. Kadınların mücadelesi, İslam kahramanı. Onun da abisi Üzeyir Şenler ve Bediüzzaman talebesi. Yani FETÖ örgütünü ilk ifşa eden, ihbar eden kişi esasında Üzeyir Şenler abidir. Daha FETÖ yokken 1961'de ve olayın örgü tanığıdır. Buraya kadar anlat istersen devam edeyim. Tamam. I asked about what FETÖ is and who is Fethullah Gülen. Mr. Suleiman said that in life there is a law of creation. There is nothing can go out, can manifest of his own. There must be something that initiate its creation. So he is about the creation of FETÖ. He said that I got this information from Süley Yüksel Şener, and he is a sister of Mr. Üzeyir Şener, which is one of the disciple of Bediüzzaman. So Mrs. Süley Yüksel Şener gave report about the formation of FETÖ. She said that Bediüzzaman Said Nursi died in 1960. He passed away in 1960, and in 1961 the Foreign Intelligence Service assigned two person, Mehmet Fırıncı or Mehmet Nuri Güleç and Üzeyir Şener. Evet. Bitti mi hocam? Bitti hocam. Evet. Yani Mehmet Fırıncı ve Üzeyir Şener'i görev verdi oraya kadar. Üzeyir Şener bunun bir ihanet olduğunu görüp reddediyor. Kabul etmiyor. Bu bir İslam'a, Müslümanlara ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir. Ümmet-i Muhammed ihanettir. Ben böyle bir ihanet içinde olmam. Yabancı istihbarat servisinin emrinde çalışmam diye karşı çıkıyor. Üzeyir Şenler karşı çıktığı için Bekir Berk onu o yapıdan dışlıyor. İçeri girmiyor. Olayın şahidi oldu. Daha sonraki süreçte Bekir Berk ve Mehmet Fırıncı ve Mehmet Birinci artık
Risale-i Nur'u tahrif hareketine başlıyorlar. Davayı içini boşaltıyorlar. İslamiyet'i doğru bir şekilde anlaşılmaması için gayret gösteriyorlar. Kendileri de üstadın vekil ve varislerine cephe açıyorlar. Vekil ve varisler de bu durumu idare etmeye çalışıyor. Fitne çıkmasın diye. Bir şekilde onu bastırmaya çalışıyorlar ama çok fazla muvaffak olamıyorlar. Ve Nur cemaati artık kollara, bacaklara ayrılmaya başlıyor. Yani ümmet paramparça oluyor. Bekir Berk, Mehmet Fırıncı ve Mehmet Birinci'nin faaliyetleriyle. Ve o boşluğa boşalan doş, nasıl söyleyeyim? Orada bir boşluk var. Orada bir kadro boşluğu var. İşte o kadro boşluğunda da Fethullah Gülen'i en uygun eleman olarak görüyorlar yabancı istihbarat servisleri ve Bekir Berk'in yanına yabancı istihbarat servisleri Fethullah Gülen'i koyuyor. Fethullah Gülen'i Bekir Berk ve Mehmet Fırıncı ve Mehmet Birinci bir hain olarak nasıl Türkiye ihanet edilir, nasıl İslam'a Müslüman ihanet edilir şeklinde o ajanlık faaliyetlerinde Fethullah Gülen'i bir güzel yetiştiriyorlar. Fethullah Gülen'e referans oluyorlar. Nur cemaati içine sokuyorlar. Ve Fethullah Gülen'i de onlardan almış olduğu bu nasıl terörize edebilirim bilgilerini öğrendikten sonra uygulamaya başlıyor. Ve bugün Türkiye değil, dünyanın başına, 200 ülkede dünyanın başına bela açan kişi Mehmet Fırıncı, Birinci ve Bekir Berk olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Okay. So the Foreign Intelligence Service assigned Mehmet Fırıncı, Mehmet Birinci, Bekir Berk, and Mehmet Fırıncı and Uzer Şener. But Uzer Şener refused the offer and said this is a clear betrayal against Islam and against the nation. So he refused it. So in his stead, they assigned someone named Fethullah Gülen. Fethullah Gülen would be the head of the head of FETÖ in the future. So they all have what do you call it, an education on how to make someone a terrorist, someone who would do anything and would be so loyal. They are educated with this kind of education, and they destroy the Risalah An-Nur from the inside, and we will see how and this Bekir Berk, Mehmet Fırıncı, Mehmet Birinci, Fethullah Gülen, they keep disagreeing with Bediüzzaman's true inheritors and true disciples that he the close disciple of them. Evet hocam. Şimdi Nur cemaat içinde Mustafa Sungur diye bir kitap basılıyor. Üstad Bezuban'ın talebesidir. Vekil ve varisidir. Evliya bir zattır. Allah dostudur. Allah şefaatlerine nail eylesin. Fakat amin. Türkiye'deki Müslümanlar ve Nur cemaati Fethullah Gülen'e İsa peygamber denilirse kabul etmeyecekleri için bir hikaye uydurarak sayfa 214'te 2014 baskısıdır bu. Yani FETÖ ile mücadele 2013'te başlamıştır. Bu 2014 baskısıdır. Nur cemaatine Fethullah Gülen'in İsa peygamber olduğu anlatılır. İsa aleyhisselam. Bunu da anlatmak için İsa'nın makamına çıktığı gibi ve bununla ilgili birkaç uydurma hikaye konur. Nurcuların tamamı bugüne kadar Fethullah Gülen İsa değildir. Mustafa Sungur abi ve diğer abi iftira atılıyor. Bu kitabı yazan İhsan Atasoy yargılanmalıdır dememiştir. Başka bir videosunda İhsan Atasoy Mehmet Hakkı ile beraber Fethullah Gülen'i Mehdi olarak ilan etmişlerdir. Zaten Nurcuların bu kadar facia İslam dışı hareketlere karşı sessiz kalması onların Nurcu olmadığını gösteriyor. Çünkü Risale-i Nur İslam'ı savunur, şeriatı savunur ve batıla batıl hak der. Ve hala bugüne kadar Nurcuların evine polis baskın yapsa
bu kitaplara ulaşabilir ve bu kitaplarda 214. sayfaya bakarlarsa Fethullah Gülen'in İsa peygamber olarak anlatıldığını görebilirler. Fakat Fethullah Gülen İsa makamını, İsa peygamberliği kabul etmemiştir. O İsa peygamberden daha üstün olduğunu söyleyerekten kainat imamı olduğunu söylüyor. Kainat imamı. Anlatabiliyor muyum? Yani peygamberden sonraki gelecek bir derece gibi görüyor. Yani esasında nurculara bir reddiye vermiş oluyor. Sesim geliyor mu? Bağlantı koptu. Geldi hocam. Evet. Nerede koptu bağlantı? En son ne diyordun? Kainat imamı. Yani İsa makamı kabul etmedi. Kainat imamıyım. Kainat imamı. Ben buraya anlat, ben devam edeyim. Tamam. Mustafa Sungur kitabını kim yazdı hocam? Mustafa Sungur kitabını Fethullah Gülen Mehdi Aleyhisselam'dır diyen İhsan Atasoy yazdı. Bütün nurcular tanır. Yani dünyada da tanımayan yoktur İhsan Atasoy'u. Şu anda so kitabında the... İsa peygamber. Okay. So the okay. So the those four people, they form a congregation of their own, and one of the members named İhsan Atasoy wrote a book called Mustafa Sungur, and in the 214th page, it says that that Fethullah Gülen, or the head of Fethu, is like Jesus, is like Isa. Is Isa, he said that, he's Jesus. But Fethullah Gülen rejected it and said that, rejected that position and said that I am the Imam or the leader of the universe. And by the way, since we talk about the Nur congregation, Nur congregation should protest about the this claim that Fethullah Gülen is Isa, but they are just silent. They don't go against that. Any nurcular tesis falan onu çevirdim. Yani evet, kainat imamı dedim hocam. Evet. Ve bu şekilde düşünen, yapan insanları ne yaptılar? Adı altında insanları Fethullah Gülen'e kanalize ettiler, yönlendirdiler. Sıkıntı burada başladı. Okay. And bunlar, by the... Uh-huh. Bunlar içinde Nur Cemaati'nin yazıcı kolu, yani Hüsrev abiye bağlı kısım, onlar kendileri bunu gördüler, müdahale etmediler. Yani engellemek için bir çabalar olmadı. Ama kendi içlerinde anlattılar. Kendi bünyelerinde bunun yanlış olduğunu anlattılar. Onlar anlattı. Fakat onlara çok itibar edilmedi. Ama şu noktada dikkat etmemiz gereken şey şudur. Burada bilinmesine gereken şey şudur. Fethullah Gülen'i, Fethullah Gülen yapan, terörist yapan yapı şu anda hem Türkiye'de hem uluslararası camiada hem de Endonezya'da faaliyetlerini yürütmektedir. Ve hiçbir devletin güvenlik birimleri onlara hesap sormamaktadır. Çünkü onları İslami faaliyet yapıyor zannetmektedirler. Evet. Okay. And the problem starts in here that these books can be a reference to Fethullah Gülen, to his terror organization, and knowing this, the congregation of Nur are silent, and especially the Yazıcı called the Yazıcı, what do you call it, the Yazıcı part of Nur congregation, they know about this, but they didn't
they didn't also go against it. They didn't report it. They didn't protest against it. They just explained it among themselves. This Sulaiman Yassin claimed that this fake Nur congregation that was rooted in 1961, that was formed in order to destroy Islam. They are showing activity in every part of the world, including Turkey and even Indonesia, because people know them well, know them as good people because they show themselves doing religious activities. Şimdi şunu sorayım hocam. FETÖ, yani FETÖ'nün FETÖ merkezi, yani FETÖ örgütü, bunlar nasıl zarar veriyor devlete? Mesela sızmalar, kumpaslar, bunu kısaca şimdi şöyle anlatayım. Anladım. Şimdi Endonezya'daki İslam Birliği Teşkilatı, efendime söyleyeyim, İslam Birliği Teşkilatı FETÖ terör örgütünün ne halt olduğunu biliyor. Yani bunu Endonezyalılara anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani Endonezya vatandaşları FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu biliyor. Bu konuda Türkiye ile hemfikir. Endonezya'nın bilmediği bir şey söylüyoruz biz burada. Diyoruz ki FETÖ'yü FETÖ yapan yapı kendini Nurcuyuz diye, Risale-i Nur talebesiyiz diye tanıtarak geliyor. Misal vereceğim. Şu resimdeki kişi zaten Endonezyalılar olduğunu anlarsınız. Akdenizinden, kıyafetinden. Şu resimde yüzü dönük olan kişi Sait Yücel'dir. Yani Mehmet Fırıncı, hani dedim ya yabancı istihbarat servisinin adamı. Mehmet Fırıncı'nın adamıdır. İki dönem vekillik yapmıştır. İstanbul'da da İstanbul İlim Kültür Vakfı adı altında faaliyet yürütür. Bu şahıs FETÖ firarileri Ayşe Yağcı ve Hüseyin Yağcı'nın kardeşi FETÖ'cü Fatih Yağcı'ya sahip çıkmıştır. Ve onun üzerinden de, onun yabancı dilleri var ve onun nüfusu üzerinden de İslam coğrafyalarına FETÖ terör örgütünün uzantılarını meşrulaştırmak için faaliyet yürütmektedir. Bu aynı şahıs 15 Temmuz gazisi Yusuf Karahan'a bu konularda bilgi verdiği için Nur Cemaat içinde seni vururum yaşatmam MİT'çi FETÖ'cü iftirasını atmıştır. Bu şahıs aynı zamanda benim de çok yakın tanıdığım ve şu anda da davalık olduğum, bundan dolayı davalık olduğum bir FETÖ'cüdür. Buyurun. Yusuf ismi ne diyor hocam? Yusuf Karahan. Yusuf Adil. Karahan. Okay. Yusuf Karahan. Okay. Now the man's picture resmi gösterebilir misiniz hocam? Nasıl? Resmi or resmi. Evet, Sayın Yücel. Okay. This picture, Sayın Yücel, he is the inheritor of Mehmet Fırıncı. Mehmet Fırıncı'nın vekili, the inheritor of Mehmet Fırıncı. And he became the head of Istanbul İlim Vakfı. And he first of all become a reference to Ayşe Yağcı and Fatih Yağcı. Ayşe Yağcı and Hüseyin Yağcı, who is a FETÖ'cü, who is a FETÖ'lahist. Pardon, kaçırdım. Nasıl referans oldu? Ayşe Yağcı ve Hüseyin Hüseyin Yağcı'nın kardeşi. Onlar da FETÖ firarisi şu anda. FETÖ firarisi. O anladım. Kardeşi. Fatih Yağcı. Fatih Yağcı. O kardeşi. O da bir ayrı bir FETÖ'cü. Onun FETÖ'cü olduğunda zaten Nur Cemaati lideri Yusuf Bayramoğlu basına ilan etti. Okay.
Baştan başlıyorum. Said Yüce, who is spotted among Indonesians there. He is spotted there, and he was actually he is the inheritor of Mehmet Faraj, and he is the head of Istanbul İlim Vakfı, Istanbul İlim and Kültür Vakfı. He became reference to he shows Fatih Yaci as a reference to everyone, which is Fatih Yaci is the brothers of Hüseyin Yaci and Ayşe Yaci. Hüseyin Yaci and Ayşe Yaci is someone who is who ran away from Turkey Evet. because of being fetal. And Said Yüce give reference to Fatih Yaci. Beside that, Said Yüce also threatened a wounded hero of Turkey coup d'etat, who was wounded by Fetö, who fight against Fetö in the coup d'etat, named Yusuf Karahan. He threatened him because Yusuf Karahan said that there are Fetö elements within Nur congregation. He said that I will not let you leave some kind of death threat to Yusuf Karahan. So did you give that threat to a wounded hero of the coup d'etat? Açıkladım Açıkladım. Allah razı olsun. hocam. Seni Evet. yorduk biraz galiba. Tamam, evet, biraz bir dakika ara verelim hocam. Hocam galiba biraz İstersen şey yapayım. Ben bu yayını kapatayım. Bir dakika bir mola ver. Bir dakika sonra bir daha açalım. Çay Tamam. molası. Tamam. Tamam hocam. Senin Mola yayını verelim. Tamam. kaybetmemiş oluruz. Allah razı olsun. İkinci yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm. Okay, selamünaleyküm. Selam. Aleykümselam hocam, nasılsın? İyi hocam, iyi oldum. Biraz Yoruldun değil mi? kafayı Tercümanlık kolay iş değil. Bir de sen Endonezya konuşmuyorsun, İngilizce tercüme ediyorsun. Bu biraz daha yorar tabii seni. evet hocam, yani biraz dinlenelim inşallah. Devam ediyoruz en önemli kısma. Değil mi? Yani nasıl hocam? Dinlendim diyorum. Dinlenelim mi? Evet, yani biraz Ona doğru gel. Çok yayın uzun tutmaya gerek yok. Bir son soruları alalım. Son tamam. dakika içinde bitiririz. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Mevzu anlaşıldı. Zaten asıl ismi verdik. Sen Tamam. şimdi yayına başla. Ben diğer belgeleri göstereyim. Said Yüce ile alakalı ona başlamıştık. Evet. Öncelikle yanlış bilgi vermeyeyim. Şu Said Yüce Fatih Yacı'ya referans oluyor. Said Fatih Yacı Yemgul'de Abisi FETÖ firarisi. ablası ve abisi FETÖ firarisi. Evet. Fatih Yacı da FETÖ. Fatih Yaci FETÖ'cü, Tamam. evet. Fatih Yaci'nin FETÖ'cü olduğunu Nur Cemaati lideri Hüsnü Bayramoğlu basına ilan etti. Kamuoyuna. Basına okay. Şimdi Said Yüce, Yusuf Karahan'a Tehdit tehdit ediyor. etti. Tehdit ediyor. Yani can tehdidi. O Evet, vururum diyor, yaşatmam. yaşatmam seni diyor. Can tehdidi yapıyor. Okay. Sebebi bizim bu yayında konuştuklarımızı Yusuf Karahan benzerim dile getiriyor orada. Yani bu FETÖ'nün iç yüzünü anlatıyor, Sözler Köşkü'nü anlatıyor ve Mehmet Fırıncı'nın FETÖ faaliyetlerini dillendiriyor. Bundan dolayı bu tehdide uğruyor. Biz konuşuyoruz, gelsin bizi de tehdit etsin. Ne yapıyorsa yapsın, biz buradayız, biz de konuşuyoruz aynı şeyi. Engelleyemez. Anlatacağız. Mesela Süleyman arkadaşı that Said Yüce is FETÖ'cü and he is the inheritor of Mehmet Fırıncı. He is the head of İstanbul İlim
total wealth, the foundation of Istanbul knowledge and culture. He shows activities in lots of parts of the world in name of the Salahan. He shows reference about Fatih Yazı, who is also a Fetöcü, whose sister and brother is a Fetöcü terrorist who ran away from Turkey, and the inheritor of Bediüzzaman named Mr. Husnu Bayramoğlu reported that Fatih Yazı is a Fetöcü. Besides that, Said Yüce also threatened a wounded hero of Turkey Kudeta Night, in whose name is Yusuf Karahan. He received death threat because he said that Mehmet Karanje or showed FETÖ activity, the Fetullahist activity, because in some Nur congregation, they still continuing, they are still continuing the FETÖ activity. Because he showed this, he received a threat from Said Yüce. Çevirebilir hocam. Soruyu alayım. Yani. Nasıl olacak? Aa, okay. Çevirebilir hocam kaydettin. Sonraki soru, tamam. Şimdi sen İngilizce çevirdin ya, en son çevirdiğin yer neresi? Her şey Said Yüce'nin şeyden anlat. Şimdi Said Yüce'nin kim olduğunu Endonezyalılar anladı ki bu adam da FETÖ'cüdür. Fakat Fethullah Gülen'in Endonezya sorumlusu, Endonezya imamı Said Yüce. Bunu söyle bir. Okay. The Fethullahist terror organization, the FETÖ head of Indonesia in Indonesia is Said Yüce. Said Yüce, the one who is responsible for Indonesia. And the next question would be, FETÖ'nün dine ihanetlerine bahseder misiniz? Şimdi şunu anlatalım. Said Yüce'nin Endonezya ile alakalı faaliyetleri. Endonezya'daki ilim insanlarını alıyor, İstanbul Vakfı'na getiriyor, FETÖ Vakfı'na. Ve Endonezya'daki üniversitedeki öğretim görevlerine kendilerine Nurcu tanıtarak da Endonezya'ya sızma harekatı yaptılar. Bakın hep Endonezyalı kişiler bunlar. İsimlerini vermeyeyim. Endonezya'da yanlış anlaşılabilir. Türkiye'de haberleri var. Burada yine Endonezyalılar var. Gördüğünüz gibi FETÖ'cü Said Yüce'nin yanında. Ama Endonezyalılar bunun FETÖ'cü olduğunu kesinlikle bilmiyor. Bilseler kesinlikle gitmezler. Ama maalesef aynı şekilde Endonezya'daki üniversitelerde, okullarda Said Yüce, Mehmet Fırıncı, bu FETÖ'cüler faaliyet yürütüyorlar. Türkiye'ye davet ediyorlar, kendileri oraya gidiyorlar, irtibatları var. Yani FETÖ'nün Endonezya'daki faaliyetleri Mehmet Fırıncı ve Said Yüce üzerinden devam ediyor. Bunun bir delili de Said Yüce burada bir kitap veriyor. Elinde bir kitap var. Endonezya vatandaşına bir kitap veriyor. Bu kitap Şükran Vahide'ye ait. Yani İngiliz Mary Welt'e ait. İngilizce Risale-i Nurlar üzerine Hristiyanlığı yayan birisidir. Bunun böyle olduğunu Bezuman'ın talebesi Hüsnü abi de zaten ses kaydı var söylüyor. Yani Endonezya'ya tavsiye ettiği İngilizce Risale-i Nur bile Fethullah Gülen'e aittir. Evet. Okay. The activities that Said Yüce do in Indonesia is that they took Indonesian academicians to his foundation, the Foundation of Knowledge and Culture, and they introduced themselves as the Nur congregation from the Jamaah of An-Nur, and they, by doing this, they infiltrate they make
this akademisyen. Şöyle mi diyeyim hocam? Akademisyenleri FETÖ'cü mü yapıyor? Şöyle Sait Yüce biz Nurcuyuz diye geliyorlar ama esasında Fethullah Gülen'e çalışıyorlar. Şimdi bu altı boş bir iddia değil, bir ispattır. Misal Endonezya vatandaşına verdiği bu risale var ya, İngiltere ve Amerika'nın onayıyla Virginia Kilisesi Papazı Lam Markham, Virginia Kilisesi Papazı Lam Markham'ın onayıyla geliyor. Lam Markham kimdir? Lam Markham ise Fethullah Gülen'in papazlarındandır. Yurt dışında Fethullah Gülen'in faziletini anlatır, iyiliğini anlatır. Yani Fethullah Gülen'in papazı olan Virginia Kilisesi papazı Lam Markham bu kitabı onaylıyor. Sait Yüce bu kitabı alıyor. İngilizcesini Risale-i Nur diyerekten Endonezya'da pazarlıyor. Anlaşıldı mı? Anladım. Şimdi anlaşıldı. Okay. I'm repeating from the beginning. The Sait Yüce's activity, faith activity in Indonesia is that it took Indonesian academicians to Turkey to Istanbul Knowledge and Culture Foundation, and Sait Yüce show himself and his congregation, his Nur Jamaah, as the disciple of Risalah An-Nur. But then they give him the wrongly translated the wrongly translated Risalah An-Nur, which was translated by Shukran Wahide. By the way, Shukran Wahide, while translating it, she translated it with the direction and the acceptance of Lan Markan, and Lan Markan is the priest who works for Fethu. Lan Markan is the priest who worked for Fethu in Virginia Church. Evet, anladım. Peki şey hocam, yanlış çevrilmiş risaleleri örnek verebilir misiniz? Yani bu risale bir aslında yok ama burada böyle lanse ediyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, Hüsnü abinin kendi ifadesidir. Fümet.org sitesinde de bu belgeler var. İnternette Fümet.org'a bakabilir, FETÖ'yle Mücadele Teşkilatı hesabına bakabilir. Yani şöyle, İncil'de kullanılan terimleri Risale-i Nur'un içine koyuyorlar. İslami terimleri de Risale-i Nur'un içinden çıkarıyorlar. Yani bunu Endonezya'da hangi bir Müslüman okursa orada İslami terimlerin kullanılmadığını, İncil'de yazıldığı gibi İslami terimlerin çıkarılarak Hristiyan terimleri kullanıldığını kendileri de göreceklerdir. Aslında ben de okudum. Evet, doğru. Yani Allah demiyor, God diyor. Ondan sonra bir sürü şeyler. So in this wrongly translated Risale-i An-Nur, they use the terms in the Bible instead of the correct terms. For example, instead of Allah, he said God, and he used the Bible counterparts for Islamic terms. Peki. FETÖ'nün devlete ihanetleri nelerdir hocam? Şimdi şöyle, FETÖ'nün esasında bir ihaneti yok. Yani ihanet nedir? Önce bir dostluk kurarsın, sonra dostluğunun arkasına hançerlersin. FETÖ yapısı dost olup da ihanet etmiş değil. Hep düşmandı. Yani ihanet tabiri esasında kimler için kullanılır? Bir dönem dostluk vardır, sonra dostluğu bozulmuş arkadan hançerleyenler için kullanılır. Ama FETÖ ve oluşumu zaten en başından kuruluş amacı İslam düşmanlığı. Yeryüzünde Allah'ın ismini ortadan kaldırıp kendilerine kurdukları din arası diyalog adı altında yeni bir din inşa etmek. Hristiyan diyorum, Hristiyanlık İslam karışımlı bir şey yapmak ve bunları da insanları kabul ettirmek için önce İslamiyet'i tahrip edip bozmaya çalışmaktır. Bunu yaparken de devletlere, sadece Türkiye'de tüm devletlere girip otorite olmaya çalışırlar. Devletin cumhurbaşkanlığına, başbakanlığına, bütün seviyelerine ulaşıp
halkı kontrol etmek isteyen, yani koronadan beter bir hastalık ve bir virüstür. Kanser yapar insanı ve girdikleri toplumu felç ederler ve sadece onların görüşüne göre yaşamaya, onların isteğine göre hayatını düzenlemeye mecbur kalırsın. O yüzden silahlı FETÖ terör örgütüyle mücadele etmek Müslümanlar üzerine farz bir görevdir. So, so Sulaiman said that FETÖ never betrayed anyone. In order to be a betrayal, you need to have friendship in the first place. But there was no intent of friendship in the beginning. They intended to attack Islam in the beginning. They were enemy from the beginning. Long story short, they form a dialogue forum among religions, which is not innocent as it sounds, because what the dialogue was meant is that to form a new understanding of Islam, which is a Christianized form of Islam, and they strive to put their men who have been brainwashed with this kind of understanding to sit in a place of authority. They want to hold the power, and yes, they want to make this kind of new Islam understanding and put their men in power. Şey hocam, bu Hristiyan dediğimiz Hristiyan İslam karşı şey misalları verebilir misiniz? Böyle düşünceler. Ya söyleyeyim, bunlar yabancı para servislerin bir planı. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslamiyette esasında birdir deyip onları birleştirip Hristiyanı da cennete koyuyorlar, Yahudiyi de cennete koyuyorlar. Bir beraberlik var ve arada peygamberler çıkarıyorlar. Yani yani bir Hristiyan Hazreti Muhammed'i kabul etmese de cennete gidebilir gibi yani. Dinler arası diyalog safsatası. Bunların da isimleri var. Thomas Michel'dir, Marcia Hermansert'dir, John Overt Boyle'dir, Leo Lefebvre'dir. Yani birçok bunların ajanları var. Bunlar da hepsi ya rahiptir. Mesela Oliver Neman Haham'dır. Ya da psikoposluk ruhbanda kilisedeki insanlardır. Ve bunlar da Türkiye'de mesela Sorularla Risale Ses adı altında Risale-i Nur Maskesi adı altında bu papaz ve rahipler Türk milletine tavsiye edilir. Ama bunların papaz ve rahip olduğu, haham olduğu söylenmez Müslümanlara. Çünkü tepki alacaklarını bildikleri için profesör doktor derler. Sanki böyle bir filozof gibi tanıtırlar. Esasında hepsi katmerli gevurdur abi. Okay, in these in dialogue between religion, the interfaith dialogue, which was under a certain agenda, which is to form a new kind of religion, to destroy the creed of Islam, the itikad of Islam, which one of them is, one of the beliefs are that Christianity, Islam, and Judaism is actually one religion. They are essentially the same religion. They say that, which is absolutely not true. And secondly, they say that all the Abrahamic religion will go to heaven. The Christians, the Jews, they would go to heaven, which is actually wrong as well. And they take out Prophet Muhammad from the creed of Islam, without believing in Prophet Muhammad, they can go to paradise. And the false congregation, this kind of propaganda was given by was made by some
religious scholars, some rabbis, some priests, like Oliver Lehmann, Marcia Hermansen, and who else is Kimberly, Oliver Lehmann, Thomas Nietzsche. Yes, sonra? Eichmann. Yeah, and so on. This was, Oliver Lehmann. Yani sayılmaz. Hepsi de şu anda Nur Cemaati'ne okuyucu meşveret adı altında sorular ve risale sitesi adı altında Türk milletine 2019 yılından beri referans verilen papaz, haham, rahip, ruhban, psikopos vesaire vesaire. And those rabbi and priest and religious scholars which work for this kind of agenda was supported, was given reference, it was shown as a reference by the one of the Nur Jamaat, one of the Nur congregation called Meshwara, in his site called Sorularla Risale, Sorularla Risale, like Q&A with Risale, Risale Nur, kind of, and they have been given, shown as a reference since 2009. Okay, sonraki soruya. Şu anki FETÖ'nün faaliyetleri nedir hocam? Son soru mu bu? Hı-hı. Bundan başka soru var mı hocam? Yok hocam. Fakat bir şeyler eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. O zaman bunu cevapladıktan sonra yayını inşallah bitiririz. Bu son soru. Çok da izleyenleri sıkmayalım. Zaten gerekli bilgileri verdik ve dediğim gibi istihbarat bana ulaştığı zaman ya da sizi ihbar ettiğiniz zaman ben onlara belgeleri de vereceğim. Bu dediklerimin yani yayında belge veremeyiz. Ancak gösteriyoruz. Şöyle söyleyeyim. FETÖ'nün faaliyeti şudur. Kendini doktor tanıtır, hakim tanıtır, savcı tanıtır, polis tanıtır, siyasetçi tanıtır, bürokrasi tanıtır, sporcu tanıtır. Yani FETÖ'cü olup da akademik kariyeri olmayan FETÖ'cü yoktur. Şöhreti olmayan, bir insanları etki etmeyen FETÖ'cü yoktur. Örgüte gitmenin, girmenin ve örgütsel faaliyet yapmanın sebebi nedir? Yani örgütte faaliyet yapmanın geçerli gerekçesi, yani örgüte seni almak için yetenekli olman lazım. Bunun için de saydığım isimlerde bir yeteneğin olması lazım. Yani FETÖ diyor ki, sen devlete sızamayacaksan, insanları etki edemeyeceksen, kendini işte onlara pazarlamayacaksa benim işime yaramazsın diyor. Yani diyor ki illa benim örgütüme yaraman için senin bir renk içinde bir yere sızman gerekiyor. Ve orada insanların sevgisini kazanıp onları kontrol altına alman ve onları yönlendirmen gerekiyor diyor. Örgütün şartı bu yani. Dolayısıyla FETÖ ne yapıyor şu an? 200 ülkede, Endonezya'dan, Malezya'dan, Japonya, Çin, Amerika, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Türkiye... Dünyanın neresine gidersin gidin. Her yerde kendilerine İslamiyet yayıyoruz, Risale'leri okuyoruz, okutuyoruz adı altında örgüt faaliyetleri yapıyorlar. Ve buna itikadı bozup ehli sünnet kesinlikle değiller. Ama kendileri namaz kıldığı için, Kur'an okuduğu için Müslümanlar bunları tanıyamıyor. Müslüman zannediyor çünkü yapı itibariyle münafık bir yapı. Hani tepedeki isimler kafir de olsa onları takip eden insanlar da münafık bir şekilde hareket ediyorlar. Yani kafirler, münafıklar işbirliği. Bir de bunlara kananlar var. Yani ne FETÖ'cü, ne kafir, ne münafık. Ama inanmış, kandırılmış. Şimdi Endonezya'daki adam kandırıldığı zaman bu Sayın Yüce tarafından nereden bilecek FETÖ'ye çalıştığını? FETÖ'yü sevmiyor ama örgüte kanalize olmuş. Haberi yok Endonezya'daki Müslümanın. Anlatabildim mi abi? Olay bundan ibaret. Evet, buyurun. Okay. Mr. Soleyman Agdedi said that FETÖ's activities, their strategies are like this. They are actors. They are academicians. They are politicians. They are sportsmen. So they introduce themselves. Rank. And secondly, they need to have a good, they need to be able to win people's heart and then
they need to be able to give them directions. So they are two-faced. Like they show themselves as a disciple of Risalanu. They show themselves as a academicians or politicians, sportsmen, and so on. They have rank. And thirdly, they need to be able to win people's heart and control them with their influence. Peki, bir şey soracağım hocam. Evet. Bunun itikadı neden, nasıl söyleyeyim? Yani niye böyle yaptılar yani? Neden dini bozuyorlar? Madem Müslümanlar, madem cennette girmek istiyorlar, madem hocam ben soruyorum. Var. Neden? Ben sana. Çok güzel. Nasıl bir tutar var öyle burada? Sana özetle anlatacağım. Bir misalle anlatacağım. Şimdi şeytan esasında cennette çok yüksek bir makamdayken, Allah'a ibadet ederken, Allah'ı tanırken, değil mi? Kibre düşüyor ve Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve şeytan oluyor, kovuluyor. Bunlarda da aynısı var. Yani artık bunlar şeytanın yolundan giden şeytan. Yani sen şimdi desen ki ya şeytan sen niye şeytan oldun desen. Şeytan diyecek ki ben kibirime, gururuma kapıldım. Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etmedim. Yani Adem Aleyhisselam'ı secde etmedim, kendimi üstün gördüm. Bu FETÖ'cülerde de bu kibir var. Yani insanlığın en üstünü bunlar. Ve her şey onlar hizmetkar. Ve her şeyi en doğru onlar bilirler. Onlardan başkası kimse bilmez. Dünyayı, ahireti de biz kontrol ederiz. Kendilerini haşa ve haşa İsrailoğulları gibi düşün. Hani İsrailoğulları diyor ya, bütün insanlık bizim için yaratılmış. Evet. Diğerleri bizim kölemizdir. Evet. FETÖ de aynıdır. Kendilerini üst makamda görürler. Dolayısıyla sen desen ki ya sen şeytana niye şeytan oldun desen, o da diyecek ki kibir ve gururumuzdan. Bunlar da şeytanın çocuğu olmayı tercih ettiler. Gittikleri yolu hak zannediyorlar. Gittikleri yolu doğru zannediyorlar. Fakat onların kendini doğru veya hak zannetmeleri bizim onlara onaylayacağımız anlamına gelmez. Çünkü bir tek hak vardır, o da İslam'dır. Bir tek hak vardır, o da Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği yoldur. Onun dışındaki bütün yollar sapıklıktır, batıldır. Ama bunlar hedefe ulaşmak için her şeyi de mübah görerler. Yani amaca ulaşmak için o yolda yapmayacakları pislik yoktur abi. Yapmadıkları çirkinlik yoktur hocam. O yüzden Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'i bunların şerrinden muhafaza etsin. Burada uyarıyoruz Endonezya'daki kardeşlerimizi, Endonezya devlet yetkililerini, bu yayın izleyen İngilizce zaten tercüme ediliyor. Diğer cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetler veya İslam ülkeleri veya yabancı devletler bunu kim izliyorsa bilsinler ki FETÖ terör örgütü bütün insanlık için tehdittir. Bütün dünyanın mücadele etmesi gerekir. Sadece Müslümanların üzerine farzdır, onlar mücadelesi değil. Bütün insanlar bunlara nefes aldırmaması gerekir. O kadar. Yani şöyle diyeyim, zaman-ı Adem'den kıyamete kadar FETÖ terör örgütünden daha kötü bir örgüt, daha kötü bir yapı insanlığın başına gelmemiştir. Bundan sonra da gelmez. Bu yüzden çok bunlarla mücadele etmek, bunlara ön açmamak, devlete yetki vermemek, bunlara göz açtırmamak gerekir ki huzur olsun, refah olsun ve insanların imanı tehlikeye düşmesin. Ahiretleri tehlikeye düşmesin diyorum hocam. Son sözlerim budur inşallah. Tamam. Şimdi mantıklı olur hocam. Yani böyle bir nasıl bir çıkar olur diye düşünüyorum. Ama kibirden yapmıştır evet. Çünkü tarihte gördüklerini onların herkesten çok üstün görürler. Evet. Okay. I asked about why would people join FETÖ? What? And what is the reason behind their crimes? And he said that it is like it happened to the Jews. The Jews show themselves, see themselves as the best race, and they see other people as slave to them, as things to be able to be used. And while doing this, they think that they are right, but actually they are not right. So when we look at their history, they
they could do lots of crimes, like when you if you check what Fethullah Gulen's organization did, they infiltrate the army, they infiltrate the police, they infiltrate the justice system with any means, like by stealing stealing the examination questions, murder, lots of filthy things that they did. So Mr. Sulaiman said that Feto is the worst hypocrite Islam organization, let's say, and there was no such a congregation worse than him, worse than them, and there will not come something worse than this. So as Muslims, fighting against Feto is farce, is a must, is a, if you want to protect our religion, we need to fight this kind of organization, this kind of criminal organization. Yani şeyle diyeyim hocam. Bunlar her pislikten gelir. Yani tarihe baktığımızda devlete sızmalar, soru çalmalar, o şerefsizlik. Peki misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Bilgiler edindik. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun Zülkarneyn hocam. Benim isteğim şudur. Sizin diğer ülkelerde tanıdığınız arkadaşınız olabilir. İngiltere'de olabilir. Efendime söyleyeyim Amerika'da olabilir. Malezya'da olabilir. Azerbaycan'da olabilir. Almanya'da olabilir. Muhtelif ülkelerdeki arkadaşlarınıza haber verin. O ülkelerde bu konularla mücadele eden vatanperver insanları ya da devletin, milletini seven insanları bulsunlar. Benimle teması geçsinler. Bugün Endonezya'da yaktığımız bu meşaleyi yarın Malezya'da yakalım. Ondan sonra diğer ülkelerde de söyleyelim. Çünkü dediğim gibi FETÖ terör örgütü bütün dünya ülkelerinde var. 200 ülkede var. Bu bir tek Türkiye ile, Endonezya ile, Azerbaycan ile olmaz. Onlara da bilgi verelim. Halk bunlara karşı tepki vermeye başlasın, sorgulamaya başlasın, hesap sormaya başlasın. Ve inşallah da bunlarla mücadele ederek bir hayat sürelim. Muvaffak etmek ya da kaybetmek. O bizim vazifemiz değil. Bizim vazifemiz tebliğdir. Ama Allah Teala bizi isterse galip getirir, isterse mağlup olur. Ama bizim hak safında durmamız sebebiyle Cenab-ı Hak bizi muhafaza etmiş olur, ahiretimizi kurtarmış oluruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Hello. Sen bunu tercüme edeceksin değil mi? Tercüme ettikten sonra selamlaşalım, tamam mı? Esselamu Aleyküm hocam. Yani yanlış çevirdiğim, yani olabildiğince dürüst çevirmeye çalıştım. Hakkı'da hilalet eğer istemeyerek az veya fazla çevirdiyse. Estağfurullah. Esselamu Aleyküm hocam. Hürmetler, hürmetler Fiyemanilla. Görüşmek üzere.